Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz size. Bahçemden, mutfak camımdan bu güzel harika renklenmiş elegansımla birlikte merhaba ve günaydın ya da iyi akşamlar diliyorum. Artık günün hangi saati beni izliyorsanız. Evet bakın elegansım nasıl renklendi. Dünkü videomda da size bahsetmiştim elegansımın nasıl renklendiğini. daha önceki videolarımdan hatırlayanlar bu elegansımın bana yem geldiğini bilirler. Ee, Ekranın da sağ alt köşesine koymaya çalışacağım. Bana geldiği zamankinin de videosunu çekmiştim biliyorsunuz. Almanya'dan Hatice Sever ablam, onun da YouTube kanalı var biliyorsunuz. O, o göndermişti bana bunu ve e, dikmiştim ve arkadaşlar buraya mutfak camımın önüne koymuştum ve gördüğünüz üzere hem soğuk hem güneş, hem de güneş aldıktan sonra sukulentler bu şekilde Harika renkleniyorlar. Normalde biliyorsunuz elegans bu renkleri çok zor alır. Fakat benim arkadaşlar mutfak camımda elegansım böyle renklendi. Bakın size hemen konumunu da göstereyim. Burası kuzey doğu arkadaşlar. Güneş her sabah şuradan doğuyor benim için ve bu ara arkadaşlar sabah biraz güneş oluyor sonrasında Belçika'da aşırı yağmurlar var. Yani Türkiye'den buraya geldiğimden beri hiç durmamacasına yağmurlar yağdı. Mesela şimdi güneş var arkadaşlar birdenbire hava kapatıyor, dolu başlıyor. Ve sizinle birlikte dikmiş olduğum diğer saksılarım da hep burada arkadaşlar. Buradan söküp hediye gönderdiğim türlerim de var. Ve bakın bu da Portekiz'den e, Daniela'dan gelen türlerimden. Bunları biliyorsunuz raydonlarda evin içine konumlandırmıştım. Ama bunlar burada arkadaşlar harika müthiş renklendi. Ee, ve bu arada lütfen Agavoidus türlerini atlamayın. Agavoiduslar çok güzel renklenen türlerden arkadaşlar. Ben Agavoiduslardan da vazgeçemeyen bir insanım ve e, Agavoiduslarla da ilgili arkadaşlar ileride başka planlarım var tabii. Buradan da arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'deki sevgili can arkadaşlarıma e, türler söktüm, gönderdim. Greenovia türlerini. O yüzden saksım boş ama bu saksı zaten dolacak. Ve bakın arkadaşlar benim harika renklenmiş diamond'larım. Ama diğer e, arkadaşlar e, bülentlerim de renklendi. Bakın bunlar bu normal bir grapto muydu hatırlayamadım. Bu beriyagatı olabilir arkadaşlar. Emin değilim. Değilim daha doğrusu. Renklenince anlayacağız. Bakın burada benim grapto veriyatı Douglas'larım var. Şimdi güneş vuruyor fakat birazdan arkadaşlar içeriye geçeceğim çünkü şu anda bu arada arkadaşlar bakın görüyorsunuz bugün kaç 28 Mart olmasına rağmen bakın nasıl benim Yağmur sularımın buzu bu şekilde hala var. Yani Belçika'da hava hala arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar soğuk. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma, Belçika'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size dün sözünü vermiş olduğum sukulentlerin renklenmesiyle ilgili videomu çekiyorum. Aslında normalde başka videolar çekmiştim. E, fakat e, dedim ki sözünü verdim ve sözümü tutayım. Size de bu güzel renklenmiş sukulentlerin bir videosunu çekeyim. Aslında arkadaşlar bunlar bir kısmı ve dışarıdakiler çok daha renkli der. Benim kanalımı ilk zamandan beri takip eden çok sevgili kıymetli arkadaşlarım zaten daha önceki yıllardaki kışın sukulentlerimin nasıl renklendiğini izlemişlerdi ve şunu da söylemek istiyorum. Ben bu videomu çekerken benim çok sevgili arkadaşım, sevdacım, kanalımda da zaten devamlı yorumlarını görüyorsunuzdur arkadaşlar Sevda sevdaferi şu anda bir operasyon geçiriyor küçük bir operasyon ve buradan benim canım meleğime biliyorsunuz o bana bu güzel meleği periyi göndermişti böyle çok güzel bir kutu göndermişti bana ve benim meleğime buradan arkadaşlar acil şifalar diliyorum ee, çok büyük bir operasyon olmamakla birlikte e, hani onun da şu anda operasyonda olduğunu bildiğim için duygulu bir şekilde bu videomu çekiyorum. Çünkü sevdanın yeri bende bambaşkadır arkadaşlar. E, çünkü kanalımı ilk açtığım zamandan beri beni takip eder ve ee, hani hep bazen kanalımda diyorum ya beni nerede izliyorsanız izleyin. Buradan size kucak dolusu iyilik enerjimi, şifa enerjimi gönderiyorum diyorum. Ve e, sevdacım da arkadaşlar e, benim kanalımın ilk takipçilerindendir. Tıpkı Döndü gibi, Yuton Kaktüs gibi, benim Sinop'tan çok sevgi değer Fatma'm gibi, Fatma Köse gibi. Ve e, sizlerle ilgili arkadaşlar her sağlık durumu... Benim için önemli çünkü biliyorsunuz ben R2 ile de ilgiliyim ve reiki de arkadaşlar biliyorsunuz daha doğrusu araştırmış olanlar bilirler uzaktan da şifa enerjimizi reikinin hani hangi aşamasındaysanız arkadaşlar gönderebiliyorsunuz ve ben sevgili sevdacığım için de gerekli çalışmalarımı yaptım umarım operasyonu çok güzel geçti ve şu anda arkadaşlar durumunu henüz Bilmiyorum yani operasyonda olduğu için ama e, zaten muhtemelen çok e, iyi bir şekilde e, sonuçlanacak ve biz onunla muhtemelen bu akşamda görüşürüz. Çünkü görüşüyoruz. E, ve e, buraya geldiğimden beri arkadaşlar beni arayan, soran, bana hoş geldin diyen benim e, Avrupa'daki sevgili e, dostlarım. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve Türkiye'dekiler sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerle de hala görüşüyorum. Görüşüyoruz. Buraya geldin mi gelmedin mi merak edenleriniz. Yine Bedriciğim olsun, Döndü olsun, Arzucum olsun, Eminannem olsun, Yutonk olsun, Cemo canım olsun. Hepiniz her gün arıyorsunuz. Eksik etmiyorsunuz dualarınızı. Ben de sizlerden keza öyle ve Kanalımı açmış olduğum için arkadaşlar bir kez daha kendimi tebrik ettim diyeyim. Çünkü bu kanal arkadaşlar sizlerin sayesinde büyüdü ve kanal sizin, benim değil. Bunu da söylüyorum. Geçen Instagram'da bir paylaşımımda da söylemiştim. Ve Türkiye'ye her geldiğimde arkadaşlar hep bir adım üstünü yaşatıyorsunuz bana ve ben İnanın bu sevginiz karşısında şu anda hani Türkiye'ye Temmuz'da geldiğimde nasıl cevap vereceğim onu düşünmeye başladım. Benim arzucum sağ olsun. Az önce telefonu yeni kapattım. Arzuyla konuştuk. Bir, iki buçuk saat sürmüş arkadaşlar telefon konuşmamız. Sağ olsun kanalım sayesinde İzmit'te çok güzel bir dost daha edindim. Hala da İzmit'ten yazan değerli arkadaşlar var. İzmit'in şu mahallesindeyiz Nilfer Hanım. Bizimle de yazın geldiğinde görüşür müsün diye. Arkadaşlar sağlık sıhhat olduğu müddetçe tabii ki neden olmasın. Temmuz ayında arkadaşlar İzmit'teyim. Ve dediğim gibi hem İzmit'te hem Belçika'da farklı planlarım var. Sizlerin duasını bekliyorum. Ve inşallah o planlar olduğunda da arkadaşlar kanalımız daha da daha da güzel videolarla ilerleyecek. Öyle söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz ben bu sene kadar arkadaşlar hiç bir şekilde yorulmadım. Yani bu sene Avrupa'da çok zirai donları oldu, uzun süren zirai donları oldu. Hatta burada oturan değerli kıymetli dostlar da bu seneki kışa çok şaşkınlar tıpkı Türkiye'deki gibi. Türkiye'ye geldiğimde şunu fark ettim. Yani ne yaz var ne kış var böyle çok garip bir hava var ve hiç güneş görmememe rağmen çok yağmurlu bir hava yaşadım. Türkiye'den buraya geldim. Burada da aynı şekilde arkadaşlar bakmayın şu anda güneş var. Bakmışız 5 dakika sonra hava tamamen kapatmış ya dolu yağıyor ya yağmur yağıyor. Ve sevgili arkadaşlar inşallah planlarım gerçek olsun ve sizlerle birlikte... Çok güzel e, videolara yine imzamızı atmaya devam edelim. Benim e, kanalımı takip eden hepiniz arkadaşlar tanıyım tanımayayım. Hepinize buradan kucak dolusu öpücüklerimi gönderiyorum ve e, Bursa'dan, İzmit'ten e, özellikle bu ara çok yazanlar olmaya başladı ve geçenki canlı yayında Aysel Hanım'ın Çiçekleri kanalında arkadaşlar canlı yayına katıldım ve orada Beni e, o kadar mutlu ettiniz ki herkes e, canlı yayın satışında e, böyle nasıl diyeyim ki çok güzel e, benle ilgili cümleler yazdınız. Beni Bursa'ya davet etti özellikle Bursa'daki oturan arkadaşlar. E, ve sizden sonra arkadaşlar yani Aysel Hanım'ın Çiçekleri kanalındaki canlı yayın satışından sonra kanalımda nedense bir Bursa ile ilgili bir açılma oldu ve Bursa'dan davet eden çok kıymetli sevgili dostların sayısı arttı. Türkiye'ye geldiğimde inşallah Bursa'ya geldiğimde ortak bir gün planlayalım ve bir buluşma yapalım istiyorum. Ben de sizlerle olmaktan onur ve gurur duyarım. Neden olmasın? İzmit grubu da keza öyle. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hepinizle gurur duyuyorum. Arzucumla da bugün çok güzel sohbet ettik ve şunu düşündüm tekrar söylemek istiyorum arzunun nezdinde hepinizi sevgiyle saygıyla arkadaşlar kucaklarken önünüzde saygıyla da eğiliyorum ve bugün ilk ne yapalım yine bizim Olumlama ve melek kartlarımızla başlayalım videomuzda ve günün olumlamasını yapalım arkadaşlar. Çünkü bunlar aslında her gün yapmak gerekiyor. Ben videolarda vakit almamak için e, hani çok şey yapmıyorum. E, ne diyeyim size e, çok olumlama kartlarını e, seçmiyorum ama bu videomda da e, yapalım. Çünkü güzel de oluyor. Yani böyle sanki hani eskiden şey vardı. Olum sakızlarından niyetler ederdik arkadaşlar. Şimdi. Ben tekrardan şey seçeceğim, bir tane kart seçeceğim. Masanın üstü dolu olduğu için arkadaşlar şu anda rastgele bir kart seçtim ve hemen okuyacağım. Evet, şu kartları da bunun için okuyorum. Bu arada masanın üstündeki sükunetler bir kısmı, bahçelik sükunetler daha da renklendim arkadaşlar. Hava biraz soğuk olduğu için ve yoldan da çok arabalar geçiyor bu ara. O nedenle içeriden çekim yapmak istedim. Evet, olumlamamızı okuyoruz. Neymiş? bir görüşmeden önce ona kalbinden sevgi gönder ve teşekkür et. Evet tekrar okuyorum. Bir görüşmeden önce ona kalbinden sevgi gönder ve teşekkür et. Arkadaşlar bugünkü olumlama kartımızda bu çıktı. Artık neye niyet ettiysek o çıktı. Şimdi bunu da koyalım ve melek kartımıza geçelim. Melek kartsız olmaz melek kartı da çekelim. Evet. Her zamanki gibi ne diyorum? Allah'ın bize uzanan melekleri hep üstümüzde olsun ve onların e, güzellikleri hep bizi bulsun ve melekler korusun. Evet. Şimdi bir tane de melek kartı seçiyorum. Ay bakalım ne çıktı? Aa! Üç tane çıktı. Üçünü de mi okusak? Hadi üçünü de okuyalım. Üç tane çıktı. Çünkü masanın üstünde yer olmayınca böyle oldu. Sıkıntı değil. Üçünü de Okuyalım bakalım. Herkes kendine göre olanını artık şey yapsın, karar versin ya da birini kendiniz için, diğer ikisini de başkaları için düşünebilirsiniz. Artık siz kendiniz belirleyin şu anda ekran karşısında ama ben okumaya devam edeceğim. Evet, ilk çıkan kart akışta ol. Arkadaşlar akışta olmak ne demek? Bir iki dakika şöyle izin vereyim. Akışta olmak arkadaşlar şu anki durumu yaşayarak. Hani herhangi bir müdahale olmadan olayları böyle akışına bırakmak. Çünkü bazen olaylara çok müdahale ettiğimiz zamanlarda olması gereken olmayacaktır. Fakat biz olaylara müdahale ederken daha iyi olacağını düşünürken akışta olduğunda belki bizi daha güzel şeyler bekleyecektir arkadaşlar. O nedenle her zaman için akışta ve anda olalım. İnsanda kalalım arkadaşlar. Evet akışta dolu da okuyayım hemen. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Çok doğru bir söz. Evet ikinci okuyalım. Değişimi kucakla. Bakın arkadaşlar benim kanalımda her zaman kişisel gelişime dair ya da kendimizi geliştirmekle ilgili konuları da bulabiliyorsunuz. Tam da benim kanalıma uygun bir deyim oldu. Şimdi de okuyorum. Değişimi kucakla. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak. Bakın ne kadar Allah'a uygun. Daha doğrusu bizim Allah'ımızın bize hayatımızla ilgili gösterdiği durumlara uygun bir cümle. Niçin? Çünkü arkadaşlar biz e, ne yaparsak yapalım bizim bir alın yazımız var. Evet ama bununla birlikte tedbirimizi aldıktan sonra da her şeyi kadere bırakacağız. Ama tedbir almak ne demişler? Sünnet. Evet şimdi bunu da kenara bıraktıktan sonra rüyalarına bak. Arkadaşlar bu rüyayla ilgili çok yakın zamanda bir tecrübe yaşadım. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ben geçen hafta bir rüya gördüm ve o rüyayı gördükten sonra hayırdır inşallah dedim. Ve arkadaşlar benim rüyalarım düz çıkar ve ertesi gün yani rüyayı yaşadığımın takip eden gününde daha gecesi olmadan arkadaşlar bu durumu yaşadım. Rüyalarımda genelde görürüm ve gördüğüm içinde hep önceden tedbir alırım ya da karşı tarafı uyarmaya çalışırım. Ve karşı tarafı uyardığımda karşı taraf bunu anlamıyorsa arkadaşlar ve o durumda beni çok etkileyen bir durumsa ben o insanı hayatımdan çıkartırım. Siz de öyle yapın. Çünkü hayatınızda hiçbir kimseyi kontrol edemezsiniz. Yani o insan sizi saygı duyuyorsa, sizi seviyorsa, sizin duygu ve düşüncelerinize değer veriyorsa zaten sizin... E, hassas noktanıza dikkat ederek ona göre e, hareket edecektir, konuşacaktır ya da yaşayacaktır. Eğer bunun dışında hareket ediyorsa arkadaşlar o insandan size hiçbir fayda gelmez. O nedenle hayatınıza kendi yolunuzda devam edeceksiniz arkadaşlar. Bu iş böyledir. Ve e, rüyalarla ilgili bunu yaşadım ve rüyalarımda arkadaşlar benim e, iş yerindeki müdürlerim de hep şey derdi Nülüfer bizle ilgili rüya görürsen mutlaka söyle diye. Çünkü ben görürdüm mesela birisi terfi mi edecek ya da bir mal mı alacak ya da hasta mı olmuş rüyalarımda hep çıkardı arkadaşlar. Bakın bunun neyle alakası var biliyor musunuz? Arınmakla alakası var. Ben arınma programları çok uygularım mesela. Duru görü, duru hissetme bunlar çok önemlidir. Aslında kişisel gelişim eğitimlerini alan kişiler benim ne demek istediğimi anlayacaklar ama şunu da söyleyeyim. Duru görü nedir arkadaşlar? Arındıkça arındıkça arkadaşlar işin hep... Ee, böyle e, herkesten daha farklı yönünü görür, herkesten önce haberiniz olur Duru görüyle, kalp gözünün açık olması da öyledir, üçüncü gözün açık olması da öyledir. Şimdi rüyalarına, rüyalarına bak e, kartını okuyayım. Gördüğün rüyaların farkına var, sana rüyaların rehberlik ediyor, yol gösteriyoruz diyor. Yani diyor ki melekler bana gördüğün rüyaların farkına var sana rüyalarında rehberlik ediyor, yol gösteriyoruz. Evet arkadaşlar, bu benim melek kartım. Ben bunu seçtim çünkü benim son yaşamış olduğum bir deneyimle çok alakalı bir kart. Ee, ve siz de lütfen rüyalarınıza dikkat edin. Rüyalar ne kadar bilinç altından gelen rüyalar da olabilir. Ruhani rüyalar da olabilir arkadaşlar. Bakın, çünkü şöyle düşünün. Allah niçin bize rüya görmemiz yetisini vermiş? Yani onların e, rüyaların e, evet psikolojik durumla yorgunlukla alakalı kısmı da vardır fakat gerçekten arınmış, duru görü, duru hissetme, kalp gözü ve üçüncü gözü açık olan insanların rüyalarını arkadaşlar güvenebilirsiniz. Evet. Bu konuyu da burada kapattıktan sonra arkadaşlar size şimdi sukulentlerimin nasıl renklendiğini söylemek istiyorum. Ben biliyorsunuz Belçika gibi soğuk bir ülkede yaşadığım için arkadaşlar burada soğuk, yağmur, güneş aynı anda aynı gün yaşayabiliyoruz. Ve Türkiye'den buraya geldiğimden beri her gün yağmur var ve güneş de var arkadaşlar. Yani sabah mesela bu sabah 2 dereceydi hava fakat şimdi e, kartları da böyle attım ama e, sabah 2 dereceydi hava fakat şu anda arkadaşlar 11 derece ve güneş var ama birazdan kapatıp direkt rüzgar esebilir. Ve böyle bir hava ortamında arkadaşlar sukulentler bu şekilde renkleniyor. Biliyorsunuz daha önceden bu sukulentlerimi Hollanda'daki devamlı alışveriş yaptığım yerden almıştım. Bunlar para ağaçlarının çok renklenen sunset türü. Fakat iki saksı almıştım. İkisinden de arkadaşlar çok 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 memnunum. Çünkü ben Türkiye'deyken renkleri gitmemiş. Arkadaki arkadaşlar kalanchotisiflora variegated'larım yani alacalarım. Onları da biliyorsunuz sizinle birlikte dikmiştim. Ve toprağına at, inek, tavuk gübresi granülünden koymuştum. Ara ara suluyorum ve hiçbir şekilde bozulmadılar. Dikkat edin yalnız eğer ki yapraklarında dolu ya da herhangi bir zedelenme olduğunda arkadaşlar yapraklar kendini tedavi etmiyor. Yani ancak göbekten yeni yaprakların gelmelerini bekleyeceksiniz. Tıpkı diğer sükulentler gibi. Bu öndekileri de arkadaşlar bu meleğimi tekrar yerine koyayım. Bu sevdacımın meleği ona acil şifalar diliyorum. Ve bu melek kanatlarındaki ışıklar gibi böyle şifa enerjilerini arkadaşlar. Sevda nezdinde şu anda hastanelerde beni izleyen ya da evinde hasta yatağında ya da Herhangi bir şekilde arkadaşlar şu anda sağlık sıkıntısı yaşayan herkese buradan şifa enerjilerimi arkadaşlar gönderiyorum. Evet bakın bu benim Daniela'dan almış olduğum sukulentlerden. Bakar mısınız şunun rengine ne kadar güzel. Bunlar hep arkadaşlar benim neredeydi? Mutfak camındaydı. Arkadaşlar bakın bu agavoidusları kesinlikle atlamayın. Ben sempervium, Agavoidus ve diğer sukulentlerin hepsini çok seven bir insana. Bakın pulvina tam da görüyorsunuz ee, ve e, şu anda arkadaşlar Belçika'da daha bahar başlamadı. Hala hava çok soğuk. Yani Türkiye gibi bir havamız yok. Sakın kesinlikle karıştırılmasın ve bahçedeki sukulentlerim daha da renkli arkadaşlar. Kapaklı saksılarımdakiler. Fakat dediğim gibi şu anda hava soğuk olduğu için çıkamıyorum. Çünkü hafiften rüzgar var. Siz görmüyorsunuz. O rüzgar benim boyun fıtığımı çok tetiklediği için arkadaşlar çekimlerimi mümkün olduğunca içeride yapıyorum. Hatta benim ön tarafta pembe graptolarım müthiş güzel renklenmiş. Onun da videosunu size ayrıca çekeceğim. Bakar mısınız şu elegansımın rengine? Bakar mısınız? Bu arada poz verdim çünkü bunu biraz fotoğraf, daha doğrusu birazdan fotoğraf olarak kapak şeyinde kullanacağım arkadaşlar. Kapak şeyinde kullanacağım fotoğrafını da Türkçe. Yani bir de Türkçe konuşmayı becerebilsem çok şey söyleyeceğim de. Bu konuşmamış halim bir de konuşsam ne olacak acaba? Bakın arkadaşlar böyle renklendi elegansım. Bu elegansımı Hatice abla bana Almanya'dan göndermişti. Köln'den göndermişti. Buradan da ona sevgi ve saygılarımı ileteyim. Bakar mısınız ne kadar güzel renklendi. Yem yeşildi bu yem yeşil. Ve arkadaşlar sukunetlerin renklenmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi soğuk ve güneşi aynı anda almaları iken bir de arkadaşlar topraktır. Bakın toprak da çok önemli. Hatırlarsınız bir ara bu ortancaların renklenmesiyle ilgili işte potasyum işte oranı fazla olan topraklarda ortancaların daha çok renklendiği ile ilgili böyle bir söylenti çıkmıştı. Yani buna katılıyor muyum? Ben aslında arkadaşlar ziraat mühendisi değilim. Ve farkındaysanız kanalımda da çiçeklerimi anlatırken böyle ziraat mühendisi gibi formüller vermedim, vermiyorum. Çünkü o işi ziraat mühendislerine bırakıyorum. Kanalımda mümkün olduğunca arkadaşlar birçok şeyi doğalını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben dediğim gibi çocukluğu yine köy hayatının bir kısmıyla geçmiş birisi olarak her şeyin doğalının yaşanmasından taraftarıyım. Kürler kesinlikle kullanmıyorum onu da söyleyeyim. Yani işte salça kullandım yok işte... Ee, şunu yaptım, bunu yaptım. Sukulentlerim renklendi. Ben kür tavsiye etmiyorum size kesinlikle. Neden derseniz arkadaşlar bakın. Yapmış olduğunuz kürler sizin sukulentinizi hani daha önceki videolarımda da hep bunu söyledim yine söyleyeyim. Yaş kompost kesinlikle kullanmıyorum arkadaşlar. Bakın kesinlikle kuru kompost kullanacaksınız. Yaş kompost zamanla sizin sukulentinizi bozacaktır. Yani ee, niçin bozacaktır? Ee, şimdi o ıı, yaş olduğu için arkadaşlar toprağınızda bir çamurlaşmaya sebep olacaktır ya da küflenmeye. Yani dolabınızda nasıl ki sebzeler zamanla mesela ıı, uzun süre durduğunda küfleniyorsa aynı şey saksınızda da oluşacak ve sükunetinizin kökleri mantarlaşacaktır arkadaşlar. İlk başta size iyiymiş gibi gelebilir ama onlar geçici süreçlerdir. Yani Örnek mesela sizin sukulentiniz bir yıl 2 yıl bir ömrü varsa yani örnek olarak öyle söyledim ama bir yıl iki yıldan fazla yaşayan sukulentler de var Tabi şu anda aklıma bir iki yıl geldi 6 ay sonra o sukulentiniz ölecektir arkadaşlar bakın toprağınızın kalitesi düşecektir çünkü toprağın dengesi de çok önemli bizim benim burada almış olduğum topraklar genelde arkadaşlar hazır toprak ve içinde her şey var yani. Şimdi bana diyeceksiniz ki Nülüfer Hanım sizin toprak karışımınızda çok bir şeyler yok. Evet yok. Ben vermiculit kullanmıyorum. İşte ekstradan pomza taşı almıyorum çünkü gerek benim için yok arkadaşlar. Çünkü benim burada topraklarım çok daha besleyici topraklar. Özellikle sardunyalarımın geçen sene nasıl büyüdüğünü geliştiğini gördünüz. Burada arkadaşlar bahçe ve çiçeğe çok önem verildiği için toprağa da çok önem veriliyor. Çünkü şöyle düşünün. Ham madde olarak düşünün. Ana madde, ana malzeme. Çünkü çiçek evet aldık fakat bu çiçeği büyüttürken çiçeğin nasıl gelişeceği ya da çiçeğin sağlıklıyken bozulmaması için ya da çiçeğin o güzelliğini koruması için toprağımızın da güzel olması gerekiyor. Yani çiçeğimiz güzelken, çiçeğimize bu kadar para vermişken toprağını basit bir toprak yaptığımızda arkadaşlar o çiçeğimiz eskisi gibi güzel olmayacaktır. Yani ham madde ne kadar güzelse çıkacak ürün de o denli güzel olacaktır diyorum. Ve arkadaşlar şu küremi de aslında size göstermek istiyorum. Bakın bu grapta veriyor Douglas'ın. Douglas biraz daha farklı bir türdür arkadaşlar. Aslında ekranda tam çıkmamış ama çok daha güzel bu, bu kurumuş yaprakları alacağım. Almadım henüz ve zedelemek istemediğim için almadım. Çektim gelmedi. Bakın benim diamondlarım ne kadar güzel ortasından da nasıl güzelleşmiş nasıl yani Allah'ımıza bin şükürler olsun bunları bizim için yaratmış ve bizler bunların hizmetçisiyiz arkadaşlar öyle yani ve ben bundan da çok mutluyum. Bu videomu da bu şekilde sonlandırmak istiyorum çünkü arkadaşlar videomu kapattıktan sonra Emin annem aradı cevap veremedim arzuyla konuşuyordum Emin anneme şöyle bir merhaba diyeyim o beni çok merak etmiştir ve arkasından da mutfağa girişeyim. Evet mutfakta bugünkü menümüz ne onu da söyleyeyim. Ee, arkadaşlar karnıyarık yapacağım, cacık yapacağım, pilav yapacağım, bir de çorba yaparım. Ee, salata da yapabilirim yanına. Ve bugünkü menüyle akşam menüsünü de bu şekilde halletmiş olurum. Ve değerli arkadaşlar, evet bugünkü videomuzun sonuna geldiğimde beni her nerede izliyorsanız, izlemiş olduğunuz ortamların hep böyle sevgi dolu, sıcacık, çocuk sesleriyle ve mutlulukla dolu bir yer olmasını diliyorum ve sizler beni izlerken şu anda etmiş olduğunuz tüm dualarınızın kabul olmasını diliyorum ve arkadaşlar size yapılan her iyiliğin karşısında sizin de o iyiliğe karşılık verebilme e, hüsnü niyetinde olmanızı diliyorum. Siz iyilik yaptıkça sizin yapmış olduğunuz bu iyiliklerden hep böyle eş dost ve akrabalarınızda hep nasiplensinler. Ve arkadaşlar eğer ki şu anda evinizde okula giden çocuğunuz varsa arkadaşlar hep hayatlarında güzel insanlar olsun. Sizinle konuşurken şu anda karşımdaki ağacın üstündeki kuşlara gidiyor gözüm. Ve arkadaşlar insanoğlu kuş misali yazmışsınız videonun yorumlarına. Nilüfer bir rüzgar gibi geldin geçtin Türkiye'den diye. Evet arkadaşlar 3 hafta kadar kaldım. Bana da öyle gibi geldi ama... Ee, şu kuşlar kim bilir hangi ülkeleri, hangi memleketleri gördüler, kimlerin bahçelerinde ne şekilde öttüler bilmiyoruz. İnşallah arkadaşlar siz bir hayvana e, iyilik yaptıkça tıpkı benim Bedriyem gibi, o bana canparem der. Bedriyem sana böyle kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Tıpkı Bedriyem'in short videolarındaki gibi arkadaşlar. E, hayvanlara güzel davranan herkese Allah da güzel davranıyor ve Öbür diğerinde mükafatını alıyorsunuz ve değerli arkadaşlar umarım şu anda gönlünüzden kalbinizden geçen tüm güzel niyetleri Allah kabul ediyordur ve arkadaşlar hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar ve sevgiyle saygıyla kucaklarken küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öpüyorum hoşçakalın.